Zeynep Gürcanlı'ya tekrar dönüyoruz. Şimdi macera filmi devam ediyor. Zeynep Gürcanlı, şimdi bugün Dünya Gazetesi'nde bir yazı yazdın. Evet. Haiti, gene bizden kilometrelerce uzak bir okyanus ülkesi Haiti'de devlet başkanına bir suikast düzenlendi. Jovenel Moise öldürüldü. Çok tuhaf bir şekilde evinde basıldı, öldürüldü değil mi? Evinde öldürüldü. Evet, İşkence, evet. Şimdi konusunda. Yavaş yavaş yakalamaya başladılar. İşin içinde Haitililer var, Miami'de yaşayanlar var. Paralı askerler öldürmüş, onu anlaşılıyor. Ama tam olarak gerekçeleri henüz ortaya çıkmış değil. Ama Haiti karışık, çok karışık. Şimdi bu Haiti, tamam böyle bir olay var. Doğru, çok da ilginç bir olay ama hani Türkiye ile bağlantısı nedir dediğinde senin yazıda böyle küçük ipuçlarını sen böyle ipin ucunu takıp çekiyorsun ya, hep onu gene takıp çekmişsin. Şimdi ona gireceğiz. Reklamlarımız da var birazdan ama önce bir başlayalım. Sonra reklamdan sonra bırakmayacağız seni. Biraz devam edeceğiz. Evet ama şimdi, KJ'yi de suikastın Türkiye ile bağlantısı ne diye yazarsak. Evet, onu düzeltelim arkadaşlar. Evet. Ondan sonra bir de Sezgin Baran Korkmaz dosyasına da yavaş yavaş gireceğiz. Şimdi başlayalım. Ne oldu Haiti'de ve şimdi Türkiye Haiti'de ile bağlantısı nedir bu işin? Şöyle, Türkiye ile kara para. Türkiye ile bağlantısı Haiti'nin de kara para. Yani ne olduğu belli olmayan. Deminden beri konuşuyorsunuz, işte Tosuncuk dediniz, şu dediniz, bu dediniz, Sezgin Baran Korkmaz işini biliyoruz. Kara para bağlantısı var. Çünkü Haiti 2010'da depremde yıkıldıktan sonra pek çok yardım aldı. Ve ne oldu biliyor musun? Tıpkı bizde olduğu gibi deprem paraları çarçur edildi. Yani bunu kibarca söylüyorum. Öyle söylemek lazım, çarçur edildi kelimesini. Kibarca söylüyorum. Birileri paylaştı demek daha doğru. Şimdi oradan bir senatör gitti Kanada'da. Bir Haitili senatör. Küçücük bir ülke. Çok fakir bir halk. Yani Türkiye ile kıyas kabul etmez ne ekonomisi ne ekonomisi halkının geçim düzeyi. Hiçbir şey kabul etmez kıyas. Ama gitti o senatör Kanada'dan 3 milyon dolara bir tane büyük villa aldı. Tabii bu tartışılmaya başlandı. Tıpkı bizim sarayı tartıştığımız gibi. Yazlık sarayı tartışıyoruz ya şimdi. Şimdi bu senatör kim diye baktılar. Nereden kazanmış bu parayı? Adam çıktı dedi ki ben aslında bir hiçten geliyorum. Tıpkı bizim Sezgin Baran Korkmaz gibi. Hiç onun ayakkabı boyacılığından geldim demesi gibi. Aynen. Sonra diyor ki tamam hiçlikten geliyorum ama çok iyi yatırımlar yaptım. Ne yatırım yaptın kardeşim? İşte ben şeyler aldım, topraklar aldım, çiftlikler kurdum. Gidiyor gazeteciler bakıyorlar o çiftliklere, yok çiftlikler. Tıpkı bizim Tosuncuk gibi. Yani hikaye aynı Türkiye gibi gelişiyor. O kadar ilginç ki. Ondan sonra sonra konuşuyor tabii de çok kibirli. Bu senatör karısını da Kanada'ya atıyor. Atattırıyor oradaki Haiti Başkonsolosluğu'na. 4000 dolar maaş aldırtıyor. Bizde de hani büyükelçi olarak atanan çeşitli ailelerin, çeşitli güzide fertlerini hatırlamak lazım. Bu da bizi hatırlatıyor. Bir Türkiye özeti yapıyorsun sen Zeynep. Hemen Türkiye bağlantısına geliyorum. Soruyorlar yani sen aslında bu paraları kazanmamışsın. Karanlık bunlar diyorlar. Hayır diyor, hiç karanlık değil. Karanlık olsaydı eğer diyor, ben bunları Türkiye'ye gönderemezdim diyor bu paraları. Ne yapıyorsun diye soruyorlar. Ben diyor sürekli diyor Türkiye'ye diyor para gönderiyorum diyor. 20 milyon dolar gönderiyorum. 30 milyon dolar gönderiyorum. Oradan işte ticaret yapıyorum, demir alıyorum. Bir dakika Zeynep, burada senatörün bizzat ifadesine Türkiye lafı geçiyor. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Senatör gazetecilere açıklıyor. Ben Türkiye'ye o paraları gönderiyorum. Aynen şunu söylüyor. 20 milyon dolar gönderiyorum bir çırpıda. 30 milyon dolar gönderiyorum. Kime gönderdiği belli mi? Hayır değil. İş yaptığını söylüyor. Ama kiminle iş yaptığını bilmiyoruz. Bana göre yine bu kurmuşlardı bir tane şirket. Ona buna gönderip işte bu varlık barışı şudur budur bir şekilde o paralar girip çıkıyordur diye Türkiye'ye tahmin ediyorum. Çünkü adamın bir o parayı nasıl kazandığı belli değil. Türkiye işte bu örnekten yola çıkarak söylüyorum. Haiti için bile bir kara para aklama cenneti haline gelmiş durumda. İnanılır bir şey değil. Sen orada bir ilginç bağ da buluyorsun ya, bir mimarı buldun değil mi? Şey mi bu? Evet evet. Evini yapan. Tabii yani o onlarla konuştum. Yani şey var, internet üzerinden tabii haberleştim. O çerçevede. Kimle haberleştin Zeynep?
Bu işte bu satın aldığı Haiti'nin şeyinin iş adamı şey senatörün emlakçılarıyla buluştum ve onlarla konuştum yani internet üzerinden. Ne dediler? Yani işte şey hemen keş vermiş parayı. Hemen almış, dayamış, döşemiş, bir yüzme havuzu varmış falan, biraz villa hakkında bilgiler falan aldım. Sonra işlerini sordum. Bunu New York Times'ta çıkan bir haber üzerinden ben bu işin üzerine gittim. New York Times'taki gazeteci arkadaşlarımı aradım, yani orada tanıdıklarımı falan. Onlar anlattılar, işte göndermişler şeylere, gazeteci göndermişler oraya, bu çiftliklere bakmışlar, neredeymiş bu adamın para kazandığı çiftlikler, şunlar bunlar. Hiçbir şey yok. Bir de adam bir gaz şirketi kurmuş. Oysa mesela anayasaya göre Haiti'de gaz şirketi yani devletle iş yapamıyorsun. Fakat bu gaz şirketi Haiti devletiyle iş yapıyor. Bu da bizi andırıyor. Çünkü bizde de yani anayasaya aykırı pek çok unsur var. Hiçbir şekilde takılmıyor. Yani benim burada kurmaya çalıştığım Haiti ile Türkiye arasındaki benzerlik ve Haiti'li çok şaibeli bir senatörün bile Türkiye'yi kara yolu para Türkiye'ye aktarmak çıkıyor. yolu Türkiye'ye çıkıyor ve bir şekilde Türkiye'ye para gönderiyor. Peki. Bir de küçük Şimdi bir dur not, dur dur. çok macera var ama girişte şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben Ankara'da çalışıyorum biliyorsun, dış politikayla da ilgileniyorum. Dolayısıyla buradaki diplomatlarla çok yakın temasımız oluyor. Ve o temaslar böyle akşam yemekleri, diplomatik yemekler falan. Şu kadarını söyleyeyim. Herkes Süslü Süleyman'ı konuşuyor. Kor diplomatikte. Net söylüyorum. Ve bize gelen sorular hep öyle. Ve böyle kullanıyorlar. Yani öyle bir şey anlaşılıyor ki Sedat Peker'in videolarını yabancı dil bilen, Türkçe bilenler izliyor bizzat diplomatlar. Türkçe bilmeyenler de tweetlerini çevirttiriyorlar. Yani bu kadar yakından takip edildiğini ben tahmin etmiyordum. Ama bu hafta gittiğim diplomatik yemeklerde tüm konu buydu ve mesela Süleyman Soy'dan bahsederken büyükelçiler ya da ne bileyim işte diplomatlar hep şey, ha Süslü Süleyman diyorlar. Yani çok ilginç bir noktaya doğru gidiyor Türkiye. Evet. Peki, şimdi gelelim Latin Amerika'ya. Latin Amerika'da neler var? Sen ilginç bilgiler, ilginç bulgular bana mesajla da atıyorsun. Kolombiya ile ilgili bir ilan gönderdin. Nedir Yani o? Türkiye artık böyle garip bir ülke oldu. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani ya kara parayla anılıyor ya da böyle şeylerle. Mesela Kolombiya'da bir televizyon programı başlıyormuş. Şimdi bunun şeyleri başlamış. İşte Tanıtımları. reklamları. Reklamları, tanıtımları. Bu tanıtımlar ne biliyor musun? Şey bu. Hayatının aşkıyla Türkiye'de tanış. Konu bu. Kolombiya'da mı bu program? Bak ben onun Efendim? tanıtımını göndereyim Bu şeye program Serkan'a. Kolombiya'da mı başlıyor? Hayatının aşkıyla Kolombiya'da Türkiye'de tanış başlıyor. diye. Kolombiya'da. Barış, bu ara ben hakikaten şu işte her şey Kolombiya'ya, Venezuela'ya falan çıktığı için biraz oraları araştırmaya başladım. Oturup okuyorum, işte gazeteleri okuyorum, şeylere bakıyorum, oradaki Serkan gönderdim sana. tanıdıklarımla iletişim içindeyim. Şöyle, Kolombiya'da bir program başlıyor televizyonda, hayatının aşkıyla Türkiye'de tanış. Kolombiyalılar için Türkiye'de yeni fırsatlar sunulacakmış. Aşkları bulacaklarmış ve de karşılığında para da kazanacaklarmış. Yani ben bundan ne anlamalıyım bilmiyorum ama Türkiye orada giderek böyle saçma sapan şeylerle popüler olmaya başlamış durumda. Bir başka Güney Amerika notu Zeynep, bir ise dakika dur Zeynep dur. Zeynep bir dakika, şimdi bunu bizimkiler hoşunuza gitti değil mi? Bayıldık. Zeynep, şimdi bu da sakın bizimkiler kamu diplomasisi demesinler. Vallahi derler. Yani şimdi Kolombiya'yla gelin aldık, gelin verdik olacak. Bu iş oraya doğru Şey gidiyor yani. Serkan, o şeyi versene, o görseli versene ekrana. Hayatının aşkıyla evet Türkiye'de tanış. Evet. Görsel bu, tweet de bu. Ya burada bir de video var işte o bununla bir tanıtım yapıyorlar ve bu tanıtım çerçevesinde Türkiye'de hayatlarının aşkıyla tanışıp artık ne oluyor bilmiyorum ama Türkiye böyle şeylerle anılıyor. Bir de olumsuz anılıyor. Neden? Mesela çok sözler verilmiş Venezuela'ya. Oraya TOKİ konutları yapılacak, cami yapılacak, işte ne bileyim hastane yapılacak. 200 yataklı bir hastane sözü vermiş bizimkiler. Protokoller imzalanmış. Hiçbir şey yok. Şu Yani ana kadar hiç orada bir inşaat faaliyeti olmamış mı?
Hiçbir şey yok ama bir dolu protokol var imzalanmış, verilmiş sözler, hamasi nutuklar ortalıkta duruyor. Fakat bunların hiçbiri yapılmış değil Venezuela'da. Yani oradaki dostlukta, orada da bir kandırılma vakası var da kandıran kim, kandırılan kim onu pek bilemiyorum. Bir başka unsur ise yine Türkiye gündemiyle bağlantılı. Biz şeyi konuşuyoruz son dönemde, kayıp silahlar meselesini. İşte kayıtsız silahlar dağıtıldı mı dağıtılmadı mı, bir suç örgütü lideri Sedat Peker'in bu konuda bir takım iddiaları var işte yapıldı diye. Bunun bir benzeri Venezuela'da olmuş durumda. Venezuela'da da o işte devletin yok olduğu noktada çeteler devreye girdi ve 2-3 gündür Venezuela çok karışık. Neden? Çünkü o çeteler, bir dönem devletin beslediği o çeteler, şimdi devletin güvenlik güçleriyle çatışmaya başladılar. Yani aslında bunları çok yakından izlemek lazım. Böylesine devlet dışı işlerin ülkenin başına neler getirebileceğini en güzel gösteren örnekler bunlar. Ve ne yazık ki Türkiye'de, yani benim kanaatimce, giderek o tarafa doğru kayıyor. İşte Haiti örnekleri, işte Venezuela. Türkiye'nin imajı, adı açıkçası Süslü Süleyman'ın ötesine geçemiyor yani. Peki Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili bir gelişme var mı? Bu Avusturya'daki duruşması devam ediyor. Beşinde ertelendi. Beşinde olacak o duruşması ama şeyi duyduk. Yani bunlar tabii doğrulanmamış bilgiler. Onu da söylemem lazım bu kısmı. Sezgin Baran Korkmaz'ın anlaşmak için, plea deal için çaba harcadığına ilişkin bilgiler aldık oradan, Avusturya makamlarından. Amerika ile bağlantı kuruyor Avusturyalılar. Bir uzlaşma araması söz konusu Sezgin Baran Korkmaz'ın. Amerikalılar bunu verir mi? Elinde ne olduğuna bağlı, neyi işaret edeceğine, neyin ucunu göstereceğine bağlı. Açıkçası ilgilerini de çekebilir. Eğer ilgilerini çekerse çok ilginç bilgileri onlarla paylaşacaktır diye düşünüyorum. Türkiye'ye dair tabii, değil mi? Tabii. Fakat yani Zeynep, senin 3 haftadır devam ettiğin bir zincir var. Bu zincirde ilişkiler ağına baktığımız zaman işte bir ucu Afrika'ya, bir ucu Balkanlara, bir ucu efendime söyleyeyim Latin Amerika'ya, Amerika'ya, Avrupa'ya ve Türkiye'ye, tabii merkez Türkiye'ye olan çok tuhaf bir kara para trafiğinden söz ediyorsun sen. Yani bu Sezgin Baran Korkmaz, benim görebildiğim kadarıyla Gürkan, işin sadece bir boyutu ya da bizim görebildiğimiz ve yakalayabildiğimiz boyut. Bunun ötesinde çok daha büyük, çok daha farklı unsurlar var. Yine bak, diplomatlarla konuştuğum her konuşmada bu konu gündeme geliyor. Benim anladığım, hem Avrupa Birliği'nden, hem İngiltere'den, hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden sürekli Türkiye'ye bu konuda uyarılar gidiyor. Yani kara para sizin ülkenize giriyor ve bir şekilde burada temizlenip çıkıyor. Bu bizi çok rahatsız ediyor diye uyarılar arka arkaya geliyor. Fakat en ufak bir önlem alınmıyor. İşte biraz önce bahsetti Barış, MASAK falan devre dışı bırakılmış durumda. Bir paralar giriyor. Bahsedilen paralar da öyle 10 milyon dolarlar, 30 milyon dolarlar, 100 milyon dolarlar, böyle paralar giriyor çıkıyor. İşte bu varlık barışı deniyor, şu deniyor, bu deniyor. Türk ortaklar aracılığıyla bir şekilde Türk ekonomisine sokulup sonra da tekrar yurt dışına, ama şaibesiz bir şekilde aktarılıyor. Bu da bütün şimşekleri Türkiye'nin üzerine çekmiş durumda, Avrupa'da, Amerika'da, özellikle Batı ülkelerinde. Peki.